Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz. Arkadaşlar, bugün diğer videomuzda gösterdik, lahanayı parçaladık, haşladım güzelce. Ondan sonra dolmalık haşladık, kuru dolmalık patlıcan biber. Artık acı biber istedi annem. Acı biber de ben aldıydım, benim aldığım tatlı bibermiş. Kadın bana tatlı biber getirmiş. Buraya da annem yaptıydı, onun için yastık yerde. Burayı görmüyor musun? Az bir şey. Emeydim ben. Sar bakalım, sar. Ondan sonra... Yok, tepsi getirelim kızım, ben de sararım. Yok, ben sararım, sen kafanı yorma. Onun var yani. Ne var onda? Yarısı dolmaya gider zaten. Bu dolmaları doldurak böyle. Ben doldururum ya, sen çayını iç. Rümeysa, bardak getir de çayını içsin hadi. Rümeysa, bardak getir de çayını içsin hadi. Acı biber yokmuş arkadaşlar. Sonra başka bir yerden sorduk da oradan Mustafa gibi getirdi. Çıktım. Eşki de iyice ezdim ama gene de ezilmemiş. Benim eşki hani ciğer gibi donmuş. Nasıl? Turunç eşkisi. Ben sadece diyeyim, turunç toplayayım anne, romanlar bırakmıyor valla. Valla? He. Oğlum bir torba toplasan iyi olurdu lan. Yarın izin alayım. Bugün toplasan aha şurada yapıverim. Tamam işte ya. Yarın izin alayım. Akşam yorulurum anne. Hem dinleneyim, ayaklarımın altı ağrıyor. Ayakların altı ağrıyor ama çarşıya gidecektim daha. O nasıl olayım Mustafa? Gittin mi? Gitmişsin zaten he. Biz de gittim ama yürüyerek demedim. Tamam, yarın izin alayım, şey yapayım. Sağ yarın ol. İzin vermez pazar. Yo, verir. Mevlüt namazın olmadığında veriyor. Bir de mesai çağırırım. Mevlüt namazında kimse izinli de. Sen izininden geri kalma Mustafa. Git şeyini doldur. Ne oldu? Nene açık doldur. Ay yeter. Yeter. Niye? Ben sana şey toplayacağım. Bir şey olmaz. Borcu mu diyorsun? Ben borcu ödem, sen canını sıma. O yüzden. Ben... Şekerini atın için. Çok mu açık oldu seninki? Hem size yarın kahvaltıyı ben yapayım anne. Onu hiç deneyemedik ha. Tamam mı? Ya. Var mı patlıcan evde? Var oğlum. Soğan? Soğan da var. Domates? Var. Biber? Patlıcanın son şeyiymiş, bir kilo alabildim zaten anca seçtim. Aman anne olur bir şey ama. Yarın yapayım da tavayı. Evde patlıcandan var, olmaz mı? Kemer patlıcan var ya uzun. O anne biraz şey ya, çiğ kalıyor. Ne bileyim, Mustafa'nın fırında yedikleri bir kahvaltılık varmış, onu yapıcı Mustafa bize. Nene biz babanla şiyoruz. İki haftadan beri yapıcı Mustafa. Nene, bak sana ne yiyoruz biliyor musun? Babanlaşıyoruz, börek yiyoruz, tava yapıyoruz, etli pide yapıyoruz. Babanlaş dediği ne biliyor? Söğülme. He, söğürme. Söğülme, söğülme. Sen sevmiyor. Ay ne güzel oluyor. Sen şu baldızan söylemez desene. He. O günü yaptım ben Emregil buradayken, çok güzel oldu. Patlıcanı götürdüm Mustafa Gil. Fırında şey yaptılar, közlediler. İçine domates de şey yaptım, doğradım, koydum. Sarımsa. Ondan sonra yaptık. Allah canım bilmeden oldu, yemin ederim. Al ver, bir şey olmaz kızım. Elim temiz lan, girilen bilmeden oldu. Şeytanla lan, şeytanla. Yalıcı ya, oldu. Ucuna da ucu orada da o tarafta. Yalıcı da oldu bak. Tidi bu mu? Ben çayımı da alayım. İnsan bitirir hiç, ah bırak, yatar mı? Elimden kaydı kaydı. Elimden kaydı bak. Şeker, sen içmiyor sen. İçerim, içerim, dursun şimdi de. Bu ki sevdiğim yemek, yoksa... Ne, ben mi dövecektim? Yemezdim yoksa. Yarın... Lan bana ne işaret deniyor böyle? Ay dur. Mustafa. Mustafa nenem sana diyor. Nenem, söyle. Yarın çalışıyorsun. Neydi? İzin size, ne oldu? Ne yapacaksın? Bir şey olmadı, öyle sorayım ya. Yok, çalışmıyor. İki gün mü çalışmıyor?
Bu hafta 2 gün çalışmayacağım. Haftaya full çalışacağım, izin yapmayacağım. Haftaya full çalışacak. Cumartesi oldu mu Mustafa izin alır. Yok bak görürsün. İddiaya giriyor mu? Aa sen ne güzel full çalışacağım yoksa izinliyim. Çok yoruldum, izin alacağım. Ya izin alıyor. Bir gün yapmıyor, ikinci günü de istiyor. Seyirciden karşısına hadi söz veririm ha. Haftaya izin yapmayacağım. Ha tabi. 5 gün böyle ardı ardına mevlül amacın gelse tabi izin yaparım. Ben sana diyeyim ki ben, Mustafa ben sana inanmıyorum kardeş diyor. Sen izin yapmayacağım diyor 2 gün sonra izin istiyorum diyor. Doğru söylüyor adam da öğrenmiş. Ya 2 gün sonra demiyor da. Hafta başı oldun mu diye izin istiyorum diyor. Tamam da İsmail yavaş karıştır. Çok ses çıkıyor videoda. İsmail Usta niye gelmiyor bir haftadan beri? Ben onu çözemedim. Aslında köye gelirken bir torba biberle bir torba patlıcan alacağım. Orada kurtarır. Gelirken orada ben gelene kadar takır takır kurur. Kurur ya. Bir dahakine öyle yapalım. Bana yazdan ver ben gideyim. Sen niye gidiyorsun? Ben hem biberleri oyarım hem de patlıcanları oyarım. Geri gelirsin ya. Yok. Onları da götüreceğim. Bizim 400 metrelik şeye şey yapacağım. Tarlaya bir dikeş takacağım. Bir öbür tarafa asacağım. Orada da bir döşek bir yorgan. Başını nöbet tutacağım. He, yılanlar da seni kovalar iyi. Sarılırım yılanlar da. Yok yazın geliyor mu ya? Hani mesela yazın geldiğinde aslında buradan giderken mesela 5-6 kilo biber alıp da bir torbada patlıcan alsam mesela gelip orada kurutsam o irileri de doğrama yapıp da kurutsam mesela çok güzel olur. Olmaz mı? Anne. Kurutması hoşuma gidiyor ben patlıcanı. Bir torba mı istiyorsun sana? He, anca yeter olur. İki torba olmaz mı? Ne yapacaksın iki torbayı? İki torba toplar mı ben sana? Ne? Turunç mu? İki de olabilir. Ne çıkarsa bana. Ben bildiğim romanların bazı yerde çıkmadıkları yerler var. Nene, annem beni geçen sene kandırdırdı. Bana dedi ki, 10 derse bana 2 torba turunç topla sana kuş alacağım 2 tane dedi. Bir tane kuş aldı. Kuşun ecim oğlum, kuşun ecim. O zaman kuş bekliyordu. Zarar ziyan, zarar ziyan, vallahi zarar ziyan. Kuşun ne gereği var? Kuş dedi mi? Ya gene şu yumurta, tavuklar 2 tane yumurtayı kuzluyorlar. Onu yiyorsun en azından. O anda o da yok. Yumurtluyorlar onlar da. Neyini yumurtluyor? Gördük yumurtasını da. İki tane çocuk çıktı. Aynı kurbağaya benziyordu. Onlar da zaten altında depeli depeli öldürdü. Kahke diyor anne ne 5 lira verili. Ne? Yem alacağım. Besi yemi alıyor. Hele bilmem ne yapıyor. Ondan sonra kuş uçuyor. Mustafa kuşun peşinde koşuyor. Kahke apartmanın tepesine gidiyor. Kahke hele bilmem nereye gidiyor. Apartmanın tepesine gidenleri kovalamıyordum anne. Yeni gelen kuşları kovalamıyordum. Şule Hoca gelin damına çıkmadınız mı? O yeni geldi ama. Kuş. Ev alışmadan gitti. O da gidiyor zaten. Hangisini diyorsun? Çamaklıyı mı diyorsun? Ne bileyim. Kaç tanesini öyle kaçırdılar? Ne? Kuşu. Kuşu. Bu ya bana biber kurutmuşuna bak. Kime diyorsun? Döne. Dişi şey mi? Biber dolu işi. Çekirdek dolu içi. Bu da lan çaya batırıp iyi bir yiyor lan. Açıklı sen bakalım ne yapsın? Ben neyle dediydim kızım da abi? O dedi. Yo yo ben ne anlattıydım onda? Hatırlamıyorum. Beğendiğim bak anneydi. Beğenmişim ben sana. Spagetti. Neyse. Sen de geç kızım. Ben sararım yok ya. Kız yok yok ben sararım sanki her zaman Rümeysa mı yardım ediyor? Bazen Rümeysa şey olursa onu da ödeyelim. Yoksa daha bir sürü sarma var. Yok yok yaparım ben. Ne var sanki dolmalar bitti mi? Çoğunlukla dolma zaten.
ne bazen böyle lahmacun geliyor böyle gözüm korkuyor benim. Niye? Hiç yapasım yok. Ayağımı uzatma düzgün oturuyor cihaz kız. Ona görüp ne yapacağım? Tav olunca çok sevdim. Sen nefes alırken de benim nefesim daralıyor. Hı? Sen nefes alırken benim nefesim daralıyor. Keşke gelirken 2 tane bardak alıp geliyor. Onu kim diyordu kız? Bir kişi daha diyordu. Dayım dayım. He, yanında bardak getireceğim diyordu. Beğenmedi bizim bardakları. Yok. Niye? E o da aynı küçük işte. Bu bardaklarla ben hiç çay içersem gelmiyor. Tamam da o bardakla o bardağın özelliği ne onu anlamıyor. Ondaki fark ne? O daha mı tatlı ediyor çayı? O öteki o iyi. Ben sana yani geliyorum. Bir altta da şey alayım. 12 tane bir aldım. 6 tane de bir aldım. Eve getirdim. Yukarı koydum. Ben de sizin oraya geldim mi bardaktan içtiğinden hiçbir şey anlamıyorum. Sen bardağını getir, evet o zaman. Tamam. Sen buradan gelince ben sana bir tane altılı vereyim büyüklerden. Tamam. Evet. Onu biz geldiğimizde çıkarırsın. Ben buraya bir tane küçük altılı alayım. Siz geldiğinizde biz onu açarız. Tamam. Çayın çayı mı? Ben çayımı da içerim. Şunu bitireyim, dolmaya bitireyim mi? E buz gibi olur o şimdi. Olsun. Yok yok sıcak. Ben mi gideyim hadi fırına. Ne var diyor. Ne yapacaksın fırında bu sefer? İzini konuşak. Akşam operasyon var. Ne yapacaksın? Bilmiyorum ki ne. Şuna zaten kattıklarımı biliyorsunuz arkadaşlar. Ne kattığımı. Nane, karabiber, kimyon, yaprak biber, salça, tuz, yeşilliklerden de soğan, sarımsak, maydanoz. Bir tane yeşil biber doğradım. İki tane kırmızı biber doğradım. Tadı çıksın diye. Senin yemeğin tatlı oluyor kızım. Şimdi o günün biri de öyle diyordu ama. Neyse şey işte. Evet, turşuyu yaptık ya İzzet abi. Dua edeye de bir oluyor. Ondan sonra buraya geldi. Ben de tam şey yaptım. Patlıcan tavası yok mu? Hı. Ondan pilav pişir. Maraşlı diyor, senin diyor, aynı diyor yemeklerin diyor, anamın yemeklerine benziyor. Rahmetlik Metin abi de aynısını söylüyordu. Maraşlı senin yemeklerin aynı anamın yemeğine benziyor diyordu. Turşuyu yaptırmış. Ne düşünün biliyorsun Selvi? Lahana bana o böyle şu cevabımızın şey yok mu yemiş? Yemiş mi? Hı. Kaç yaşında ki yemişti? Vallahi varırsa hayatını yaşar. Anasının başına bekliyor anası hasta yatıyor. Ana hiç şey varırsa hayatını yaşar. Vallahi, ev var, ay bir tane ev kirada. Geçen o aklıma tarlalar işte. Var. Tarlanın şeyi yok, varırsa hayatını yaşar. Bir olan bir sigarası var, başka bir şeysi de yok. İzzet abi şey adam. Ben diyor, ben can yoldaşı olacak diyor. Yemeğimi yapacak diyor. Klimayı taktırmış, şeyi taktırmış, her şeyi var. Hiç varırsa, yani varan adam sefil olmaz ona. O kadarlık diyeyim yani.
makine soğur der diyorum. Bak göster. Lahana sarmamız pişti arkadaşlar. Şimdi Mustafa bunu ters çevirecek. Ters çevirmemin sebebi arkadaşlar, alttaki yağların hepsi birbirine karışması. Bismillah. Yavaş olun. Döküp ne etme. Bismillah. Nenemin gözü kal. Aynen. Nenem ters ters bakıyor. Vur biraz. Ya ya güzelmişti, güzelmişti. Sen kaldırsın dibine tutma neye yok çok şükür. Ocağın yanacak şimdi. Ulan dibi dolmaymış. Evet. Bak dibinde yanma manma yok arkadaşlar. Sarma zannettim abi. Sarma da var. Dolma da var. Kızım o şöyle yakından göster. Dökülmez, dökülmez ana dökülmez. Tam şey oldu, denk geldi. Şuraya getir. Aç şöyle süftele de ortaya geçsin. Öyle kasmış ona şimdi peleceğim ya. Sen bana ver ben kaseye çorbayı doldurayım. Al oğlum. Karıştır bir. Ben şunu al. Sen şurada dur. Sarma karı böyle bir sos. Nene acıktı. Acıydı değil mi ana? Sen acı biber istiyordun. He. Acı biber. Neredesin acı biber? Ya haşır olursuz. Acı olursa sen seviyor musun acıları? Bana göre acıların rengi kırmızı. Annene sana aldım. Şalgam abim. Şalgam. Çok doldur mu? Ne o? Şalgam. Cengiz Usta bana aldım. Yapma. Cengiz Usta kim lan? Ya babacığım. Oraya mı gittin? Nereye? Cengiz Usta'nın yanına. Ayasa. He. Yo. Buraya buraya getirdim. Adam mı getirdi? Çalışıyor mu? Hı. Hmm. Biz gittiğimizde adam bizi şimdi verdi. Ne oldu ana? Dedi ki ne? Mesela kebapçı Kenan'ın lafı oldu. Ondan sonra şey dedi ki ne? Emre'ye dedi ki ne? Kebapçı Kenan dedi. Ha dedi aynı işi yapıyor mu dedi. Ondan sonra bize dedi ki ne? Tanıyor mu dedi. He dedi benim has arkadaşım dedi. Has arkadaşım mı dedi? He. Hı. Nereden tanıyor? Onun bari tabağı çekilir ya adamı. Nereden tanıyorsun? Ya tanıyorum işte dedi. Kebapçı Kenan geldi, kebapçı Kenan gitti şimdi. Bizim Emre geliyor gidiyor, kebapçı Kenan, kebapçı Ben dedim ki Emre dedim, Allah'ını dedim, kebapçı Kenan'ı nereden tanıyorum dedim. Emre'ye bir gülme tuttu. Dedi ki ne, tanımıyorum ki ne dedi. Abdullah diyor ki ne, abi diyor, dayım diyor, kebapçı Kenan'ı diyor, tanıyormuş, ha diyor, arkadaşıymış diyor, telefon numarası bile diyor, varmış diyor. Vallahi diyor, bak diyor, dayım doğru söylüyor diyor. Bu da diyor ki gerçek mi diyor. He diyor. Ama Emre arada bir gülüyor yani lafını verirken gülüyor. Kebapçı Kenan şeyi oradan kaldı. Şimdi bu Cengiz Usta da şey, o da kebapçı. Ben çok seviyorum Cengiz abi. Paşam diyor fırına yerken böyle girerken. Bazı insanlar var diliyle kendini sevdirir. Bazı insanlar da var diliyle kendini siskindirtirir. Aynen öyle. Ay sen çok koyuyorsun ha. Bence de çok koydum oğlum. Doldurdum hepsini. Tam o nenene şunu birin nenene şey al şu çömçe bir çömçe nenene yaramıyor ağzı yesin. O şey yapmaz. Mercimek yaramıyor. Ben gönlüm oğlum. Bilmiyor musun? Anasının oğlu. Bonkör oğlu. Aynen. Gönlü bonlukla alakası yok. Onların hepsi kalacak, bak da gör. Okulda yakın okula götüresin, ömeyse. Ben akşam şimdi gene de gelip çıkarım. Nereye gidiyorsun? Pazartesi gününe kadar olmaz ki. Yağmur yağmıyor ki.
bu var ya, bir hafta kalsın, ben bir hafta yerim. Ben de yerim. Seviyorum yarım. Ben de seviyorum. Şuradaki direkt yok, arabalar geçiyor, dikkat edin. Apı yemezsin ya. Abdullah'ın ne işi var zaten? Ağzı burnu birbirine karışık. Yatsın. Bazen de burnu. Nereye geleceğim? Niye bana bulaştın? Öyle. Turunç toplamaya gideceğim. Sen de mi geleceksin? He. Yok. Beraber gidecek. Ben de mi gideceğim? Yok yok. Sen yat. Zaten ben nereye gideyim ki? Yarın çalışayım. Yarın da mı gidiyorsun? Kimse yok. He, kimse yok. Ben varım. Bugün? Nasıl? Bugün kim vardı? Said. Sanki. Ya kimse yok deme Apu. Ben usta sana adam bulur. Ali de öyle diyordum. Hani bugün buldun mu? Al şunu. Yordum la çoğu öde. Niye bunu Cengiz'in oraya gönderdi? He? Kendisi dedi tut. Kendisi. Oğlum yoruldu. Her yere ben gittim ki. O sadece kasaya baktı. Kim? Ali, Ayşe, Said. Cengiz'e kim gitti? Ama bunu niye gönderdi? Ben mi? He. Yoruldum diye. Otogara gittim. Kenan'a gittim. Şey, Uzuro'ya gitti. Sonra bakkallara gittim. Mevsim'e gittim. Ahmet'e gittim. Şu an sen onu alma ana. Sana yaramıyor. Al sen şunu al. Ben şey yedim daha güzelim. Al sen az ye. Sana mercimek yaramıyor. Öyle mi? Olabilir. Ben rastgele baktım. Bu çorba da benim. Ne fark ediyor? Aynı çorba. Onu koysaydım. Günlük videomuz böyle. Sarma dolma yaptık. Mercimek çorbası ve turp okay. Dildim yanında. Limon dildim. Şeyi çorbaya limon sıksınlar diye. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.